Benim hikayemden herkese merhabalar. Girişimci kadınlarımızın başarı dolu hayat hikayelerini sizin için ekranlarımıza taşıyacağız. Bugün Betül Bilge Hanım Efendi'nin işletmesine geldik. Kendisi bu işletmeyi nasıl açtı, açmaya nasıl karar verdi onları konuşacağız. Merhaba Betül Hanım. Merhaba. Sizi biraz tanıyabilir miyim efendim? İki çocuk annesiyim, Aksaraylıyım. Bu işi açmaya nasıl karar verdiniz? Kimler destek oldu? Bu işi açmaya zaten ticaretle uğraşıyordum. Akmek kursuna gitmiştim. Akmek kursunda hangi konuda ne iş yapacağıma karar verememiştim. Akmek'teki arkadaşlarım, hoca hanımlar, müdür hanım, onlar böyle bir şey yaparsan daha iyi olur dediler. Ben de olur mu ki dedim. Öyle karar verdim. Akmek'te hangi kurslarımıza gittiniz? Mefruşat kursuna gittim. Tabii mefruşat kursuna gittikten sonra kurdeleye gitmek istedim. Ama dükkan açtıktan sonra gitmek istedim ama zaman ayıramadığım için gidemedim. Aslında Akmek kursundaki şey rölyef kursu da çok hoşuma gidiyor. Aslında vaktim olsa ona da gitmeyi çok istiyorum ama ona da gidemedim. Akmek'te çok güzel. Hepsi güzel yani. Kursların hepsi güzel. Yani bayanlar için çok güzel bir şey. Peki bu işletmeyi açmanızda etkili sebep ne oldu? Ben nasıl karar verdim? Bu süreci nasıl atlattınız? Onları merak ediyorum. Dediğim gibi yani evde satış yapıyordum ben. İnüvers falan da yapıyordum. Ama bir iş yeri açma hayali vardı hep bende. Ama ne iş açacağım, ne edeceğim diye düşünürken dediğim gibi tekrar o konuya geliyorum da kursa gelince kurs malzemelerindeki eksikliği gördüm. Bir de ilaveten dikişi sevdiğim için, bir şeyler üretmekten hoşlandığım için hem dikiş yapayım dedim, hem malzeme satayım dedim. Karar verdim ama korkuyordum. Yani çok korkuyordum. Acaba yapabilir miyim, yapamaz mıyım, olur mu, olmaz mı, altından kalkabilir miyim diye. Gelinimiz dedi, erkek kardeşimin hanımı, abla yaparsın dedi. O teşvik oldu. Sonra tabii ki kurstaki arkadaşlarım, kurs hocası, müdür hanım, yani onlar teşvik oldu. Öyle karar verdim. Cesaretinizi topladınız ve ben dükkanımı açacağım dediniz. Yani ne kadar cesaret olsa bile etrafın nasıl desem yani destek olması çok önemli. Yani etrafındaki insanlar olumsuz konuşursa insanı çok kötü etkiliyor. Her konuda yani. Bir iş konusunda değil. Her konuda etraf çok önemli. Destek olursa daha çok cesaretli oluyorsunuz ve daha başarılı oluyorsunuz. Peki güzel olumlu söyleşiler aldınız mı? Eleştiriler yaptılar mı siz dükkanınızı açtığınızda? Olumlu eleştiriler aldım tabii ki. Özellikle bayan olduğum için bayanlardan çok güzel eleştiriler aldım. Olumsuz eleştiri hiç almadım. Hatırlamıyorum yani olumsuz eleştiri aldığımı. Peki ne gibi faydasını gördünüz? İşletmenizi açtınız, işlerinizi yavaş yavaş rayına oturttunuz. Benim için bu çok iyi oldu dediniz mi? Tabii ki. Meşgale oldu benim için. Çok sevdiğim bir iş yani. Direkt getir sat işi değil. Kendim üretiyorum. Bir şeyler ürettiğin zaman, baktığın zaman böyle çok hoşuna gidiyor bu böyle bir şey. Tabii ekonomik özgürlüğü de çok güzel bir şey yani. Kendi paranı kendin kazanıyorsun. O da çok güzel bir şey. Bayanlarımızın zaten en başında olması gereken ekonomik özgürlük diyoruz bu süreçlerde. Peki bu işletmenizde neler yapıyorsunuz? Ne tür işler yapıyorsunuz? Hangi satışları yapıyorsunuz? İşletmemizde ev için, ev tekstiliyle ilgili veya işte gelin olacak kızlarla ilgili yani ev için ne gerekiyorsa hepsini yapıyoruz. Pike takımları, nevresim takımları, huçlar, yastık mitilleri, yorgan yani her şey her eve ne lazımsa hepsini yapıyoruz yani. Gördüğüm kadarıyla Akmek kurslarımızda kullanacak malzemeleri de getirmişsiniz. Kendiniz zorluk çektiğinizi söylemiştiniz. Siz de kendi işletmenizde satıyorsunuz. Evet. Kurdele, güpür, fırfır, fisto, kumaş hepsini bulunduruyoruz yani. Halk eğitim, Akmek, kız meslek sesinden de müşterilerim var yani. 10 yıldır da yani bu işi yapıyorum. Hiç de pişman değilim. Yani hiç kimse korkmasın. Korkacak hiçbir şey yok. Peki efendim bu işletmeyi açarken destek aldınız mı? Devletimizin verdiği destekten mi yararlandınız? Mikro kredi diye bir şey var. Özellikle ev hanımlarına veriyorlar ama işletme sahiplerine de veriyorlar. Ufak çapta bir kredi. Ondan faydalandım. Mikro krediden faydalandım ve hala da sürekli çekiyorum yani. Mikro kredinin üyelerindenim yani. Evet efendim. Peki seyircilerimiz için
bu işletmelerini açsınlar, kendilerine özgüvenleri gelsin, girişimci kadın olun siz de diyeceğiniz için onlara bir şeyler söylemek ister misiniz? Tabii ki. Yani bir şeyler istiyorlarsa, yapmak istiyorlarsa yani korkacak hiçbir şey yok. Yani bir kere yani bir şeye azmedersen, çalışırsan Allah yardım ediyor. Önemli olan istemek. Evet, istemek, cesaret etmek. İnşallah etrafındaki insanlar da destek oluyordur. Yani yapamayacak hiçbir şey yok. Yani böyle destek olup cesaret verdiğim arkadaşlarım da oldu ve şu an yıllardır sürdürüyorlar. Ne güzel efendim. İnşallah hayırlı bol kazançlarınız olur. Şimdi birazdan dükkanınızı gezeceğim. Ne işler yaptığınızı bana da göstermenizi isteyeceğim. Tabii. Birkaç da örnek yapalım istiyorum. Bu Nevresim takımlarından, çarşaflardan birkaç dikim göstermenizi istiyorum. Tabii ki, olur tabii mu? Ki, tabii ki. Tamam, geçelim o zaman. Çok teşekkür ederim. Değerli izleyicilerimiz, Betül Hanım'a dedim dikişi nasıl yapıyorsun, overlock nasıl çekiliyor, onları bana gösterir misin dedim. Sağ olsun kendisi bize aktardı. Gerçekten çok güzel çalışmalar yapmış, hala da yapmaya devam ediyor. Çok fazla ürün çeşidi var. Sizler de uğrayıp evinizin ihtiyaçlarını, kızımızın çeyizine ne koysam diye düşünüyorsanız Betül Hanım'ın yanına gelip karar verebilirsiniz efendim. Çok teşekkür ediyorum Betül Hanım. Ben teşekkür ederim. Öncelikle belediye başkanımız Evren Dinçer'e böyle bir çalışma sunduğu için, bizlere böyle bir fırsat verdiği için çok teşekkür ederim. Aynı zamanda da çalışmalarından çok memnunuz. Çok teşekkürler efendim. Başkanımızın da selamını getirdik ve size ufak bir hediyesi var. Bugün nasıl güzel günlerde kullan inşallah. Çok teşekkür ederim tekrar. Yani çok memnun oldum. Değerli izleyicilerimiz, Benim Hikayem programımızın bugün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bizler her pazartesi saat 19'u gösterdiğinde Aksaray Belediyesi Web TV ekranlarında olacağız. Sizler de benim işletmeme de gel diyorsanız bizim iletişim adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Programlarımızın tekrarlarını Aksaray Belediyesi Web TV YouTube kanalından veya Facebook adreslerimizden izleyebilirsiniz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın, bizimle kalın.